Ama yani öyle ben kandırıldığım için ve zaten bir af istenen bir durum olmadığı için de arkadaşlar öyle bir şey var. Zaten hani benim duracağım, affedeceğim, affetmem istenilen bir şey yok ortada. Bu yüzden yani sadece ben bazı şeylerin tesadüf olmadığını, bile isteye yapıldığını, kimsenin parmağının çarpmadığını öğrendiğim için ve daha sonrasında bir açıklama bile yapılmadığı için bana bu yüzden imkansız. Hani anlamışsınızdır zaten artık. İmkansız yani. Bunun şeyi yok ve zaten ortada sevgi yok. Yokmuş. Ama aynı zamanda saygı da gittiği için, saygı da kalmadığı için sizden benim tek isteğim var. Bu bir yayın, hani bunu söylemek istiyorum. Normalde daha önce ben size söyledim, biliyorsunuz, dedim ki benim hani size çok saygım var. Tabii ki de editler yapabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Size asla hani yapmayın, etmeyin diyemem demiştim. Ama bu sefer diyorum. Çünkü bu durum farklı bir durum. Yani biraz olsun böyle benim yerime kendinizi koyup anlayıp ona göre düşünüp de yorum yapacağınız ve ona göre de hani edit falan ben görmek istemiyorum. Yani bunu bilmiyorum. Hakkım var mı belki söylemeye ama istemiyorum. Birazcık bu konuda anlayışlı olmanızı istiyorum. Bu kadar. Yani ben istemiyorum. Hiçbir şekilde. Hiçbir şey görmek istemiyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Bu zamana kadar da hep yanımda oldunuz. Kendi adıma konuşuyorum sadece. Hep sevginizi hissettim. İşte bazen böyle bildim yani. Hep sevdiğinizi biliyordum. Ben de sizi çok seviyorum. Ne kadar hissettiriyor biliyorum. Ne kadar belki de bazılarınız hissetmiyor. Çünkü biliyorsunuz hani herkesle konuşamıyorum. Aynı olmuyor. İletişimimiz şu bu. Ama hepinizi çok seviyorum. Hepinizin yeri bende çok ayrı. Hepinize de çok saygı duyuyorum. Hiçbir şey size de hani şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demiyorum. Sadece rica ediyorum. Edit falan görmek istemiyorum. Saygı duymanızı istiyorum. Bu kadar. Ya ben iyiyim. İyiyim yani. Bu kadardı. Yarın ameliyatım var biliyorsunuz. Birazcık böyle gergin bir zamanımdayım. Yarın bir de çok erken bir saatte, işte bugün hazırlanmam gerekiyor falan. O yüzden çok da uzun tutmayacağım. Yapma lütfen. Burun ameliyatı olacağım. 1,5-2 hafta yokum. Yani olamayacağım. Yine işte mümkün olduğunca bir şeyler atmaya çalışırım. Zaten konuşuruz da. Ama yayın falan yapamam. Yani kendi kendime böyle bir şekilde biraz zor bir süreçmiş çünkü. Tabii görün. Gel bakayım buraya, birazcık seni görsünler. Çok yaramaz. Büyüdükçe daha fazla yaramazlaşıyor. Gel bir. Pıs 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 pıs. Atacağım onu. Seni sokağa atacağım Lila. Öyle yani. Nasıl öğrendiğimi tabii ki de yani detaylarıyla anlatmak istemiyorum burada. Her şeyi biliyorsunuz yani, hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman öyle bir olmadım. Lila'nın sesi geliyor. Yok, öyle bir hata yapmayacağım. İmkansız öyle bir şey. Yani sadece dediğim gibi detaylarıyla zaten hiçbir zaman her şeyiyle açık açık öyle videolar çekip olayı anında falan paylaşan bir insan değildim. Biliyorsunuz. Yine böyle bir şey yapmayacağım. Yani mecbur kalmadığım sürece.
bu kadardı. Bu kadar da söyleyeceklerim. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte göstereceğiniz saygıdan, duyardan dolayı da teşekkür ederim şimdiden. Hep dediğim gibi kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Yani hoşlanmıyor da olabilirsiniz benden. Her türlü şey olabilir. Tek istediğim, görmezden gelebilirsin. Yani bu süreçte zaten böyle hassas olduğum bir süreç olacak. Ameliyattan sonra da öyle olacakmış. Onun gerginliği, onun hassaslığıyla beraber çok fazla, ya bakmayacağım ama yine de çok fazla bir şey görmek istemiyorum. Sevmiyorsanız da çok fazla bana, yani DM'den bazen çok garip şeyler yazıyorsunuz. İftiralar atıyorsunuz. Yapmayın. Rica ediyorum. Bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Kendimi toparladığım ilk anda da tekrar görüşürüz umarım. Kapatıyorum. Öpüyorum sizi. İyi geceler. Kendinize iyi bakın.